O karakola olası bir saldırıya karşı destek olmak. Sonra da o teröristin izini sürmek. Hazırlığını iyi yap. Hem de hızla. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tim'e bölgeyle ilgili destek olsun diye ve de sınır hattı olduğu için az çok Farsça bilen birisini arıyoruz ama henüz bulamadık. Komutanım, bu Kuzey Irak'tan yeni gelen teğmen... Olmaz, o olmaz. Komutanım, ben tanımıyorum ama arkadaşlar Farsça bildiğini söylediler. O çocuk olmaz. Başkasını bulacağız. Komutanım iyi biriymiş. Öyle söylediler. Kaan, o çocuk zaten kızdağı alındı. Soruşturma geçiriyor. Teğmen arkadaşının burnunu kırmış. Disiplinsiz, serseri, devamlı sorun çıkaran birisi. O olmaz. Başımda zaten yeterince deli var benim. Komutanım. Kaan! Bir kere de şuradan emredersiniz, çekip çık ya. Her seferinde kucağıma bombalı paket bırakıyorsun böyle. Tamam, git konuş. Gelirse, eğer o adam gelirse senin üzerine zimmetli, anladın mı? Aynı kasaturan, mataran, pusulan bot bağcıkların gibi. Sana zimmetli. O çocuk gık derse hesabını senden sorar. Bunu da aklından çıkarma. Emredersiniz komutanım. Çiğdem, şu vukuat çocuğun adı neydi? Doğu Türkistan'ın teğmen. Kürşat Kınık komutanım. Sağ ol. Sen işine bak çavuş. Emredersiniz komutanım. Ayağa kalk Teğmen. Sana ayağa kalkmanı emrettim. Bütün saygımla söylüyorum. Komutanım. Umurumda bile değil. Kalk lan ayağa! Cezamı verirsin. Ver. Ben ceza vermem Teğmen. Adamın burnunu sürterim. Öyle mi? Öyle. Yanlış yere baktın Teğmen. Buraya bakacaksın. Kaan Bozok. Yüzbaşı Kaan Bozok. Komutan. Rütbeyle ilgisi yok ama... siz olduğunuzu bilseydim. Benim timime katılıp... Komutanım. Ben bitmiş durumdayım. Benim size faydam olmaz.
Artık beklediğim tek bir şey var. Bütün bu komedi bitsin. Tekmeyi vursunlar. Ben de başımı alıp defolup gideyim. O yüzden... kusura bakmayın komutanım. Benim size faydam dokunmaz. İran sınırı. Rakım 2800. Bir karakol. Kılıç timi. Keşke başka şartlarda karşılaşsaydık sizinle. Bana hep sizi anlatırlardı. Ben de içimden derdim ki... vay be. Bana benziyormuş Bozok. Doğru benziyoruz. Bana bir şey hatırlatsın diye. Doğu Türkistan dendi mi? Aklıma hep İsa Yusuf Alptekin gelir. Osman Batur gelir. Bu hiç değişmeyecek. Hep onlar gelecek aklıma. Ama sen... seni hiçbir zaman hatırlamayacağım. Bozok yüzbaşım! Ben onların yanına yazılacak biri değilim! Duydun mu beni? Ben bitmiş bir adamım! Sıfırım ben! Duydun mu? Adamların hazır mı Bozok? Hazırız komutanım. Başına iş aldın, sana söyleyeyim. Bak tekrar söylüyorum, o herif sana zimmetli. Seni sorumlu tutarım. Anlamadım komutanım, kim? Kürşat Teğmen. Sabaha kadar ortalığı birbirine katmış. Sana ulaşmak için. Ne söylediysen çocuğa artık. Yemin etsinler, ondan sonra çıkarsınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. O arıza adama sahip ol. Teğmenim, benim bundan haberim yok, anlamıyor musunuz? Ama komutanım var. Benim yok. Bana bak, subay mısın, nüfus memuru musun, nesin, anlamıyor musun sen beni? Teğmenim, üslubunuza dikkat edin lütfen. Yoksa? Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Öyle mi? Öyle. Bana bak, ben zaten iyi değilim üstüme. Kürşat! Çene çalmanız bittiyse işimize bakalım. Değil mi? Emredersiniz komutanım. İyi çalışmalar Temin. Komutanım. Yürü. Beni dinliyor musun? Beni dinliyor musun? Dinliyorum, hayat!
Kafan doluysa bas git. Ama bizimle geleceksen kafanın içinde ne varsa git lavaboya dök. Tıraşını ol. Tesisatını ve silahını al ve buraya gel. 20 dakika içinde buraya gel. Anladın mı Teğmen? Emredersiniz komutanım. Yemin edeceksin. Yemin ettim. Özel kuvvetler subayıyım. O zaman ettiğin yemini anlamamışsın. Tekrar edeceksin. Yemin edeceksin. Anladın mı? Yirmi dakika içinde burada olacaksın. 18 dakika kaldı. Silahıma ve görev arkadaşlarıma her zaman ve her şartta güveneceğime, özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde, kanımın son damlasına kadar mücadele ederek, gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime, yaptıklarımla milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur ve şerefini daima koruyacağıma şehitlerimizin ve gazilerimizin kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla her türlü vatan hizmetine hasır olacağıma öğrendiklerimi Hayatımın sonuna kadar ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar. Andınız kutlu olsun. Sağ ol. Kılıç Demi. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık. Kılıcınız keskin olsun. Sağ ol. Kürşat. Botunla mı uyudun lan? Şşş, çekik hop.
bakınca bunu mu görüyorsun? Çekik gözlerim mi? Birader sakin ol ya. Sen ne kadar gergin adamsın böyle. Oğlum senin gözler çekik ya. Ya uyuyor musun? Sakın bir daha bana çekik deme bakalım sen. Elini çek elini. Oyunu çek. Sakın! Uşat. Senin burun kırdığını karargâhta duymayan yok. Ama şunu bil, Kılıç timinde böyle bir olay yaşanmadı, yaşanmayacak. Kaan Yüzbaşı seni soruyordu. Git derhal tekmilini ver. Söylediklerim anlaşıldı mı teminim? Emredersiniz komutan. Nesi var bunun ya? Ne bileyim Murat. Neyse anlarız. Herhalde. Hasan, kuzey mevsimine mühimmat götürün koçum. Ali, Yusuf, siz arka taraftaki nöbetçilerle değişin. Üst çavuşum, hemen hasar tespiti ve sayım yapalım. Hadi arkadaşlar, hadi. Yaralımız var mı Savaş? Yok komutanım. En korktuğum ilk atış komutanım. Allah korusun. Kayıp verirsek hep ilk atışlarda veriyoruz. Yoksa evelallah asla sokulamazlar. Sen çocukları ayarla. Şehidimize görevimizi yapalım. Emredersiniz komutanım. Vukuat yok komutanım. Bunlar? Bunları sabaha karşı bulduk. Şu olan roket çıktı. Önüne bak! O da kaçıyordu herhalde. Anlaşıldı. Kürşat. Komutanım. Bunları alın, düzgün bir yere götürün. Savaş'a bilgi ver, nöbetçileri ayarlayın. Emredersiniz komutanım. Yürüyün. Kalkın lan ayağa. Kürşat. Kürşat. Tamam. Bırak bunları ben götürürüm. Tamam mı? Sen sırıttı. Tamam. Şeyine bakıp sırıttı. Tamam. Bu kadar da olmaz lan. Tamam. Yeterler artık. Tamam. 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 Sakin ol. Kürşat bunları ben götürürüm. Sen git. Kürşat git. Emre. Kalk lan. Kalk. İşine bak. Turan hadi. Kürşat. Bak herkes dışarıda barut gibi. Senin daha sakin olman gerekmez mi kardeşim? Komutanım. Güldü. Güldü. Ne yapayım lan? Hı? Vurayım herifi. Ne yapayım?
bir terörist. Kürşat. O bir terörist. O kıydığı her cana gülecek. O yüzden ona terörist diyoruz biz. Sen şimdi yılana zehirli olduğu için kızıyorsun. Öyle mi? Bu olur mu? Hı? Haklısınız komutan. Neyse. Sen şimdi git dinlen. Çay iç. Sonra şehidimizi yolcu edelim. Emredersiniz komutan. Yüzbaşım. Nasılsınız? Sağ olun komutanım. Bir pusuyu bertaraf ettik. Ama Doktor Kodat teröristi elimizden kaçırdık. Sınır ötesine kaçtığını düşünüyoruz. Buna hiç şaşırmadım yüzbaşım. Kendisini başka türlü toparlayamayacağını biliyor. Komutanım aslında... Yüzbaşım, orası Irak veya Suriye sınırı değil. Eğer sınırı geçerseniz bu başka problemlere yol açar. Geri dönüyorsunuz. Hemen. Komutanım, doktora çok yakınız. Hatta hiç olmadığı kadar yakın. Evlat, şu anda doktorun ensesindesin, bunu anlıyorum. Ama belki de onun gırtlağına çökmek için daha iyi bir fırsat var elimizde. Geri dönün. Anlaşıldı, emredersiniz komutanım. Komutanım, bir husus daha var. Dinliyorum. Şehidimiz Onur Temizkan'ın intikamı alındı. İsmen tespit edip katilini bertaraf ettik. Teşekkür ederim yüzbaşım. Teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Komutanım, durum nedir? Karargaha dönüyoruz Serdar. Beyler, karargaha dönüyoruz. Emre, ilçe jandarmaya ara alsın şunları. Murat, Tugay merkezini ara. Bir sor bakalım, helikopter en yakın ne zaman kalkarmış? Emredersiniz. Geri mi dönüyoruz? Evet. Adam orada. Orada. Teğmen. Sana da mı öğretelim Teğmen? Hı? Emir tekrarında. Sorduğun sorunun ve verdiğin cevabın sonunda komutanım diyeceksin. Sana da mı öğretelim? Komutanım, adam sınırı geçmek üzere. Serdar, emredin komutanım. Teğmen Kınağı bir sor bakalım. Kılıç timine tesadüfen mi katılmış? Oraya gitmeliydik. Biz dağda böyle sorunlar yaşamayız Teğmen'im. Kendine gel! Teğmen'im, çok yorgunuz. 4 gündür uyumadık neredeyse. Yarın konuşalım. Bu yorgunlukla ağzımızdan kötü bir şey çıksın istemeyiz değil mi? Komutanım. Ben o gün sınır konusunda fazla sabırsız davrandım. Evet, öyle yaptım. Ailemden kalan son 2 kişiyi o sınırın öbür tarafında bıraktım. O ne demek? Babam ve kız kardeşim o sınırın öbür tarafında öldüler. Biz Türkiye'ye kaçmaya çalışırken bir mezarları bile yok. Toza dönüştüler. Ama haklısınız.
Görevimle duygularımı birbirine karıştırmamam gerekirdi. Yarın komutana gidip kılıç timinden ayrılma dilekçemi arz edeceğim. Size daha fazla ayak bağlamak istemem. Benden bir şey olmayacağını size söylemiştim. Pazar günü ne yapıyorsun? Neden komutan? Annem, bütün hafta boyunca yemediğim her şey önüme yiyecek. Gel bana yardım et. Emredersiniz komutan. Teğmenin farkında mısınız bilmiyorum ama saat 9:30'u geçiyor ve ben bir kaşe için 20 dakikadır burada bekliyorum. Siz de kapının üstünde yazan yazının farkındasınızdır sanırım. Gördüğünüz gibi orada Teğmen Kürşat Kın'ın özel kalemi yazmıyor. Başka işler de yapıyorum ben. Senin benimle derdin ne? Dert mi? Dün bir şehit ailesini ziyaret ettim. İnanın bana Teğmenim. Eğer bir dert varsa, o evde var. Sizin sızlanmalarınız dert falan değil. Kesinlikle değil. Verin hadi, verin. Siz bugün izinli değil miydiniz? Bizimle beraberdi. Efendim? Şey... Nur Temizkan. Bizimleydi. Bir de köpeği vardı. Duman. Görsen o kadar tatlı bir köpekti ki. Ben sordum ne olacak ona diye. Tatvan Tugay'da açık varmış. Oraya yollayacaklarmış. Fazla şeytan diyor ki... Bütün cephaneliklerdeki bütün barutları dünyanın tak, yak kibriti. Her şey bitsin. Köpeğin gözlerini görmem lazımdı. O köpeğin gözlerini herkesin görmesi lazımdı. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın görmesi lazımdı. Çay içer misin? Dönünce kıyamet kopacak aslanım. Aferin sana. Aferin. Bunlar komutanı ağırsın. Emredersiniz. Ben de çıkacağım zaten.
çekmez ama bir deneyeyim. Ne yapıyorum ben? O çalıyor. Telefon çekiyor mu ya burada? Sınırdayız ya komutanım, çekebilir. Yıldız niye arıyor şimdi beni? Çiğdem Teğmen arıyor. Şimdi imza soracak, kaşe soracak, bir şey soracak. Alo Yıldız. Ne yapıyorsun? Merhaba Teğmen'im. Merhaba Teğmen. Kız sen de uyumadın mı ya? Senin yarın okulun yok mu? He? Bak bak bak. Farkında mısın bilmiyorum ama ben anaokuluna gitmiyorum. Allah Allah. Büyümüş de büyüklerine posta koyarmış. Bak sen. Bak 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 bak. İyi misiniz? Bunun için mi aradınız Teğmen? Neyse ben sadece nasılsın diye merak ettiğim için aradım. Ama görüyorum ki yanlış yapmışım. Ha. Yok. Yani ben şey sandım, sen abinle görüşeceksin. Ya abin başka araçta, inince söyleyeyim mi arasın, ha? Vallahi imzayı da kaşeyi de bir şey gerekse biraz beklemeniz gerekecek. Ayrıca bir kaşe için gecenin bu saatinde aramanız da biraz garip. Abim mi? Kusura bakma ama çok gerizekalıcı oldu. Sizin size iyilik yapanları ısırma gibi huyunuz var sanırım. Teğmenim, kaşenin canı cehenneme. Ama sizin anlayışınız kıt. Kıt anlayışlısınız, kıt. İyi geceler. Allah Allah. Komutanım, Kaan Yüzbaşı sizi vurur. Niye ki? Gece yağmur yağmış galiba burada komutanım. Berbat bir yer burası. Çok korkuyor komutanım. Korksun aslında daha fazlasını hak etti de. Neyse. Şimdi Tim'in en psikopatik adamının eline düştüm diyordur içinden. Özür dilerim komutanım. Esaslı adamsın Karaca. Sağ olun komutanım. Bir an önce arasalar da gitsek şuradan. Bunu niye böyle asmışlar İlyas? Bilemedim ki komutanım. Korucu mevzi olarak falan kullanılmış galiba. Bizimkiler bayrağı böyle bırakmaz. Komutanım. Bunu böyle bırakamayız İlyas. Sen şu lavuktan gözünü ayırma. Emredersiniz komutanım.
mayın. İlyas. İlyas. İlyas mayın. Mayına bastım. Geliyorum komutanım. Dur. Dur. Dur sakın. Sakın kımıldama. Her yerde mayın var. Kımıldama. Her yerde mayın var İlyas, dur. İlyas dur. İlyas dur, olduğun yerde kal. Adamı bırakma İlyas. Komutanım adam bağlı. Seni orada bırakmam. İlyas dur. Komutanım bir şey kalmadı, geliyorum, az kaldı. Asker bu emirdir, orada dur. İlyas. Komutanım. İlyas! İlyas orada dur! Silahını al! Mevzi al İlyas! İlyas! Orada dur! İlyas! 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 İlyas kalk kardeş. Kardeş kalk İlyas. İlyas kalk lan. İlyas. Lan çık ortaya da o silah seni oğlum. Çık ortaya lan şerefsiz. Sen benim ağladığımı göremezsin oğlum. Sen benim ağladığımı göremezsin lan. Ben niye ölürüm? Ya adamı ağlatırım lan. Çık ortaya. Şerefsiz köpek. Çık. Kürşat Kılık ağlamaz lan. Yardıma ihtiyacımız var. Beni duyan var mı Kılıç? Kılıç, sesimi duyan var mı Kılıç? Kılıç, yardıma ihtiyacımız var Kılıç. Buradan pek Kılıç gibi görünmüyorsun. Zavallı görünüyorsun. Aptal görünüyorsun. Hatta komik görünüyorsun eski er. Bayrağı hiç dayanamıyorsun. Hiç. Bir bez parçası için geldin mi bastın mayına işte. Gördün mü? Korkak köpek. Eğleniyor musun esker? Bayrak yanında mı? Bayrak hep yanımda. Ama sana sakladım. Sen bayrağı ağzına alma lan. Tırzak köpek. İlyas. İlyas kalk kardeş. Kalk, namerdinin de ölmeyelim kardeş. Lan sarı kalk. Karaca kalk. Kalk. O öldü esker. Cartayı çoktan çekti. Şimdi sıra sende. Sen ne tırsak bir köpeksin lan. Bir ayağım ayında. Üç kurşun yarası olan bir Türk askerinin karşısına çıkamayacak kadar tırsak bir köpeksin. Ben tırsaklarla konuşmam. Bakalım öyleyse ne kadar cesursun. Göreceğiz şimdi. İlyas. 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 İlyas kardeş, duy beni. İlyas kalk. İlyas. İlyas kalk.
Lan sarı kalk, beni duymuyor musun? Karaca kalk! İlyas kalk, ben gel. İlyas gel. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgen de bana da bana da yer ver. Sav olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Bir de ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer veren, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Milleti yar olsun. Türkistan'ım var olsun. Komutanım geldi. İlyas. Geldi komutanım. Patlamadı. Patlamadı. Sadece füyün ateş aldı. Çap buradan mantar olmuş. Komutanım. Komutanım. Kalk komutanım. Hayattayız komutanım. Patlamadı, kalk. Komutanım kalk. Komutanım kalk. Komutanım hayattayız. Komutanım. İyi misin komutanım? Hayattayız komutanım. Hayattayız. Hayattayız komutanım. Yaşıyorsun komutanım. Hayattayız. Hayattayız komutanım. Hayattayız komutanım. Patlamadı komutanım. Patlamadı. Patlamadı. İlyas. Yaşıyoruz komutanım. İlyas. İyisin komutanım. Şu adamı yakala da. Gideyim baba. Artık dinlenme zamanı. Sağ ol doktor. Geçmiş olsun. Aman. İlyas. Komutanım. Komutanım. İyi misin? Bomba gibiyim komutanım. Sıkıntı yok. Oğlum ben sana şeyi soracağım.
Anestezi de bile aklımdaydı. Sen orada o şeyi nasıl yaptın lan? Üstümdekileri çıkardım. İçine ne bulursam sıkıştırdım. Ve sonrasını biliyorsun zaten. Murat'la kardeşi nasıl? Erdem tedavi görüyor. Ama Murat Teğmen'imi ben de bilmiyorum. Teğmen'im, hayırdır, ne işiniz var sizin burada? Burada çalışıyorum. Onu demiyorum tabii ki. Asubayım, neden hastanede değilsiniz? Vallahi komutanım, Kürşat Teğmen komutanım çıkıyoruz dedi. Ben de nereye çıkıyoruz komutanım, daha taburcu olmadık dedim. O da dedi ki bu bir emirdir dedi. Ben de emirdir ama dedim, daha iyileşmediniz komutanım dedim. O da emri ikiletirsen seni dava ederim İlyas dedi. Ben de ha dedim, o zaman sorumlu sizsiniz dedim. O da ha şunu bileydin dedi. Ne yapıyoruz şimdi dedim, çıkıyoruz dedi, çıktık. Yalan söylüyor. Pes Teğmen'im, nasıl bir sorumsuzluktur ya. Çocukça bir davranış. Ya siz hastaneden bu halde nasıl çıktınız? Nasıl izin verdiler size? Kim izin verdi? Şöyle oldu Teğmen'im, ben size izah edeyim. Başhekim yardımcısı at yarışı meraklısıymış. İşte ben de baktım ona bir tüyo vereyim dedim. Baktım listeye Turap var, Turap kazanır dedim. Kazandı. Böylece uygar bir biçimde meseleyi hallettik. Evet komutanım, aynen böyle oldu. İlyas sen işin gücün varsa hallet istersen. Pes gerçekten. Çay. Vallahi komutanım şahane olur. İçeriz. İlyas. Dışarı. Dışarı dedi. Komutanım izninizle. Şöyle demedim. Hani bazen böyle araba böyle 150-200'de gider. Böyle etrafa bakarsınız. Böyle o sırada hani etrafta yolu böyle tam gö... İşte anladınız. Yani? Sonuçta bizler asker insanlarız. O yüzden bir sıkıntı olduğunda açık açık konuşup halletmek lazım. Derdim çok ağrıma gitti. Yani hakikaten ağrıma gitti. Teğmen'im, ben telefonu neden sizin suratınıza kapayım? Yani kapatmadım. Çekmedi, telefon kapandı. Yani bu konuyu da konuştuk yani, lütfen. Ayrıca zaten Kaan Yüzbaşı'nın gözü üzerinde attığım her adımı takip ediyor. Yani oyar beni, hakikaten oyar. Orada evinin restoranında masam boştu Teğmen'im. Ama siz lütfedip masama oturmadınız. Sen benim masama oturmadın Teğmen'im. İşte asıl kırıcı olan bu. Yani asıl kırılan benim. Eşeklik etmişim. Özür dilerim ama ben kendimi affettireceğim. Bir daha ilk yemekte tabüldotu aldığım gibi sizin yanınıza oturacağım, söz veriyorum. İnanmıyorum size ya. Siz gerçekten kabasınız. Kabalık sizin iliklerinize işlemiş. Anlamıyorsunuz da zaten. Ne dedim ben? Aldığım gibi yanınıza geleceğim, söz veriyorum dedim. Teğmen'im, ben karavanadan mı bahsediyorum ha? Yemek diyorum, yemek böyle insanlar. Yani biz yemek de yiyebiliriz beraber diye ama neyse. Ha. Yemek. Gideriz yani. Şereftir Teğmen. Turan Aslıbay'ın bugün kimse geçirmiyor herhalde, ha? Ben de ona bakıyordum, dopingli gibi maşallah. Neden acaba? Neden? Genel olarak eğitimlerde iyidir. İyi de bakıyor kendine. Bir de o son deparda böyle. Yüzbaşının Anton deporu vurduğu gibi o öne geçti. O öyle gider. Hayır.
Hayır. Hayır. Neden hayır? Çünkü o bugün mutlu bir adam. Kızın başvurularını yaptık. Kopsa abay her şeyle ilgileniyor. Yarından sonra nikah için gün aldılar. Ha, ondan demek. Vallahi bravo. Doğru. Gerçekten bravo. Neyse. Görüşürüz Teğmen'im. Yemek diyordum. Ben bu aralar biraz yoğunum da. Size afiyet olsun Teğmen'im. Hadi bakalım Kürşat. Ayıkla birincin taşını. Aferin asker, sol! Sol! Aferin asker, sol! Aferin asker, sol! Sol, sol, sol! Turan, oğlum olur seni koşmaktan. Ya bu, bir şeyler kursuna falan mı düştü? Ne ayak? Ya bırakın koşsun çocuk. Devam ediyoruz kılıç. Atış poligonuna, marş marş! Haydi. O da doğru. O da doğru da böyle şey olur mu komutanım ya? Allah Allah ya. Bir tane verdin karşılığında çocuğu aldın diye böyle olur mu ya? Ya ya adamın başına bir şey gelse bunun vebali kimin boynuna? Ayıptır, günahtır be. Ya ben yokum aga. Kopuz albay yoksa ben yokum, size söyleyeyim mi yani? Ben zaten onun telefonuyla geldim buraya. Bana telefon açtın da ben kazan dairesinde çalışıyordum. Bana gel dedi, sana ihtiyacımız var dedi, geldim. Ben alır başımı giderim, size söyleyeyim mi yani? Böyle bir şey yok ya. Ben Kurtarmış Paşa'yı da anlamıyorum. Bir şey yapmıyor. Böyle şey mi olur ya? Lan oğlum sen yürek mi yedin? Ha? Ayıplaşma. Oğlum sen ne zamandır laf dinliyorsun lan? Ha? Ah Doğan, ah ben sana ne diyeyim artık, ha ne diyeyim? Kusura bakmayın komutanım da yani. Kopuz albay yoksa ben yokum komutanım. Lan! Astronist misin, asker misin lan? Ne demek lan o yoksa ben yokum? He? Diyar. Ben de başlamışım ben de. Sen bırak. Sen yoruma başlamışım ben de. Dikkat! Rahat! Ev çay ısmarlayacaksın herhalde. Emredersiniz komutan. Ben psycho tipleri severim aslında. Yani bakıyorum da sen de öyle bir tipe benziyorsun. Yani böyle damardan psycho. Estağfurullah komutanım. Da yani ters gelene de ters geliyor diyoruz evvelallah yani. Zaten benim askerlik ondan uzadı anasını satayım. Affedersiniz komutanım. Ama bayındır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sen yine de bayındır, çenene hakim ol. Ne bu tim, ne de kopuz albay kolay kolay pes etmez biliyorsun değil mi? Ya biliyorum da komutanım. Biz bu savaşı kaybetmeyiz bayındır. Bak Türk dediğin adam iki tane şeyden ölmeden vazgeçmez. Bir vatan, iki hatun. Anlıyorsun değil mi? Yani? Ne durum, zor mu? Zor. Ama yani şimdi mesela sen benim adım niye Kürşat biliyorsun değil mi? Yok, bilmiyorum komutanım. Şimdi benim amcam rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. İşte bir gün bir kitapta okuyor. Kürşat ve 40 yiğit bir gece Çin sarayını basıyor. Yuh. 40 kişi. 40 kişi. İmkansız değil mi? İmkansız. Ama işte oğlum biz özel kuvvetleriz. Akıncılar versiyon 2. Bize boşu boşuna zoru başarırız, imkansız zaman alır demiyorlar. Anladın mı? Anladım komutanım. Gözüm üzerinde, sakın tüyüyüm deme. Biz bu maçı çeviririz bayındır. Emredersin komutanım. Olgun, neredesin oğlum sen ya? Nerede hocam oğlum, boşları topladım işte. Ulan çok basit adamsın Olgun. Yemin ediyorum çok basit adamsın ya. Yemin billah bak basitsin Allah oğlum. Allah.
Kime diyorum? Yemin ediyorum basitsin oğlum. Kürşat 40 kişiyle koskoca sarayı basıyor. Sen hala boşları topluyorsun. Ya. Sen bir dakika, Kürşat kim biliyorsun değil mi? Abo. Oğlum sen ne kadar cahilsin lan. Sen biliyor musun? Hak getirin. Oğlum siz al birini vur ötekini lan. Tencere kapak birbiriniz umursuz. İkiniz de cahilsiniz lan. Yemin ediyorum kimlerle askerlik yapıyorum ya. Kimlerle askerlik yapıyorum boş adamlar ya. Tövbe yarabbi yarasallah. Biraz kitap okuyun lan. Tövbe yarabbi yarasallah ya. Ne diyor lan bu yine? Allah'ım yarabbim ya. Günaydın. Günaydın Kürşat. Orası dolu abiciğim. Boş oldu mu burası? Rezerve. 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 Orta evinde. Öğren. Al. Orası boş. Niye, kor general mi geliyor? Toplantım var abicim, hadi. Kürşat, gerçekten çekilmez bir adamsın kardeşim. Kelimenin tam manasıyla çekilmez bir adamsın. Hakikaten çekilmez bir adamsın Kürşat. Çekilmez bir adamsın. Hadi abi. Afiyet olsun. Sana da. Afiyet olsun. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın Teğmen'im. Günaydın Teğmen'im. Afiyet olsun size. Sağ olun. Boşmuş. Boş dedik. Ne oldu? Yiyeceğini yedin. Doymuşsundur artık. Hayırdır? Teğmen'im, ne oldu? Ne işiniz var burada? Çiğdem. Yani Çiğdem, Teğmen'im. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Kahvaltıda masayı boş tuttum. Murat Teğmen geldi. Dedim oturma. Gönderdim. Ben sanmıştım ki siz oturursunuz. Ama sen haklısın. Yani ben olsam ben de benimle aynı masaya oturmam. Seni suçlamıyorum Çiğdem. Ben böyleyim işte. Yapacak bir şey yok. Birine değer versem de bunu belli edemiyorum. Ama ben belli etmesem de sen bunun böyle olduğunu bil. Komutanım, hareket edin. Sizi bekliyorlar. Tamam Bayındır. Hoşçakalın.
Kürşat. Dikkatli ol. Sağ salim dönün. Teğmenim, sağ salim dönün. Sonra o masaya oturursun, kahvaltı yapılsın. Yani yapalım. Tamam mı? Komutanım, sizi bekliyorlar. Hoşça kalın. Kahvaltı. Ne darlıyorsun oğlum öyle sürekli bekliyorlar bekliyorlar diye? Bekliyorlar ama komutanım ne yapayım bekleme yapmayın devam edin mi diyeyim komutanım? Çıkmayın. Çıkmayın oğlum öyle her yerden çıkar gibi. Ne dersin komutanım? Ha. Ulan hepinizin de gücü bana yetiyor ya. Buldunuz gariban Doğan'ı yüklenin anasını satayım. Buramız boş ya. Vay arkadaş bu neymiş ya? Bir dil, iki dil, üç dil, beş dil, on dil ya. Yeter be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.